Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Ethereum'un iyi bir alternatifi yok mu? Bu gaz ücretleriyle nereye kadar? İşlem yapmak için bu kadar beklenir mi gibi sorulara sahipseniz elinizi mouse'dan ya da ekrandan çekin. Bu video sorularınızın çoğuna cevap niteliğinde olacak. Peki cevap ne mi? Tabii ki Near Protocol. Kripto Türkiye'ye hoş geldiniz. Near Proof of Stake konsensüs mekanizmasına dayanan dağıtılmış bir bilgi işlem sistemi olan açık kaynaklı ve programlanabilir bir blok zinciridir. Near geliştiricilerin ve diğer herkesin merkezi olmayan uygulamalar oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır. Eski bir Microsoft yazılım geliştiricisi olan Alexander ve Google Research'te eski bir mühendis yöneticisi olan Ilya Polosukin. İkisi birlikte önde gelen girişim kapitallerinden 200 milyon ABD dolarının üzerinde para toplamayı başardılar. Peki Near'ın farkı nerede? En önemli sorulardan birisi kesinlikle diğer zincirlerden ne gibi farkı olduğu. Gelin bunlara değinelim. Near Wallet'ta insanların daha kolay okuyabileceği cüzdan adresleri belirleyebilirsiniz. E-posta ve cep telefonu aracılığıyla bir hesap kurma veya kurtarma seçeneğiyle uzantılara ihtiyaç duymadan kullanıcı dostu bir web cüzdanı oluşturabilirsiniz. Tabi isterseniz bu özelliği devre dışı bırakıp klasik yöntemlerle de devam edebilirsiniz. Düşük işlem ücretleri. 0.01 dolar gibi ortalamaya sahip transfer ücretleri sayesinde daha ucuza işlem yapılabiliyor. Finality süresinin düşük olması. 2 saniye gibi çok kısa diyebileceğimiz bir sürede işlemler sonuçlanabiliyor. Bu DeFi ve gündelik hayat işleri için gayet önemli bir özellik. Sharding. Near ölçeklendirme problemini çözebilmek için sharding teknolojisini kullanıyor. Katman 2 çözümlerinde sıkça karşılaştığımız bir teknoloji. Bilmeyenler için çok kısa bahsedelim. Paralel bir bölme tekniği kullanarak verilerin daha hızlı gidebilmesini sağlıyor. Verilerin araba zincirinde tek şeritli bir yol olduğunu varsayalım. Şehirdeki araba sayısı arttıkça varış süresi de artıyor. Bu durum yaşanmasın diye hemen tek şeritli yolumuzu çift şeritli yapıyoruz. Bu sayede araçlar iki farklı yolu kullanıyor ve trafik yarı yarıya azalmış oluyor. Eğer araba sayısı artmaya devam ederse, gerekli önlemleri aldığım ve teknik altyapıyı oluşturduğum sürece yol sayısını artırarak trafiği rahatlatmaya devam edebilirim. Bu yöntem sayesinde teorik olarak 100.000 TPS işlem kapasitesine ulaşabiliyor. Bu da Ethereum 2.0'dan daha yüksek bir işlem kapasitesi anlamına geliyor. Ancak bunlar teoride bahsedilen sayılar. Gerçek olup olmadıklarını yüksek kullanım sayısına ulaştıklarında gözlemleyebiliriz. Geliştirici toplulukları Ethereum üzerinde kullanıcı ve geliştirici çekebilmek için adeta bir yarış içerisindeler. Ethereum üzerinde bulunan geliştiricileri çekebilmeleri için EVM yani Ethereum sanal makinelerini çalıştırıyor olmak gerek. Aslında bu bir standart haline geldi. Her blok zincir kendi EVM'sini farklı hızlarda ve çalışma prensiplerinde geliştiriyor. Ekranda gördüğünüz tüm blok zincir platformları bunu standart hale getirmiş ve özellikle Ethereum'dan pay kapmak için en iyisini geliştirmek adına bir yarış halinde. Şimdi Near protokolünün bu konuda neler yaptığına yakından bakalım. Aurora, Near protokolü ekibi tarafından oluşturulan ve geliştiricilerin uygulamalarını Ethereum uyumlu, yüksek verimli, ölçeklenebilir ve geleceğe yönelik güvenli bir platformda çalışmaları için anahtar teslimi bir çözüm sunan ve düşük işlem maliyetleriyle bir Ethereum sanal makinesidir. Aurora, Ethereum'la tamamen uyumludur. Bu sayede buraya geçiş yapacak geliştiricilerin yabancılık çekmeden uygulamalarını kolayca geliştirebilmelerini sağlar. Ayrıca birlikte çalışabilirlik için önemli olan başka bir özellik Octopus Network. Yerel olarak Near protokolü üzerine kurulmuş merkezi olmayan bir uygulama zinciri ağıdır. Bir ahtapotun kolları gibi her bağlantılı uygulamaya özel blok zinciri. Sürekli değişen ortamlara uyum sağlamak için. Near blok zincirine özgü kripto para birimidir. Ağdaki doğrulayıcı düğümler ve temsilci seçmeleri tarafından staking için kullanılır. Doğrulayıcılar ve delegatörler için blok ödülleri yıllık %5 enflasyon oranından gelse de ağ ücretlerini ödemek için Near coinleri yakılır. Tabloda bu oranları daha ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Yeni yıl yol haritasında daha fazla ölçeklendirme ve merkeziyetsizliği artırma planları var. Sıfırıncı adım çeşitli uygulamaların uygulanmasıyla ilgili. Dinamik yeniden parçalamaya ve artan doğrulayıcı düğümlere odaklanmayı geri getiren Nightshade'in fazları. Birinci aşamada merkeziyetsizliği artırmaya odaklanıyor. İkinci aşamanın amacı doğrulayıcılar için erişilebilirliği artırmak. Bu aşama doğrulayıcıların tüm parçaları izleme ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Bu sayede ölçeklenebilirliği artırmayı amaçlıyorlar.
Nightshade için beklentileri bir hayli yüksek. Near ekibinin yol haritasını programa göre teslim edip edemeyeceğini veya projenin benzer engeller ve gecikmelerle karşılaşıp karşılaşmayacağını zaman gösterecek. Önümüzdeki aylarda uzun zamandır beklenen Ethereum 2.0 güncellemesi hayata geçecek. Bu noktada Near'ın merkeziyetsizleşmesi oldukça önemli. Söylediğimiz gibi Near protokolü Alexander Skidanov ve Ilya Poloskin tarafından ortaya konmuştur. İkili ünlü Y Combinator startup hızlandırıcı programı sayesinde 2018 yılında tanışmıştı. Bilmeyenler için Y Combinator, Coinbase, Dropbox, Airbnb, Filecoin ve hatta Reddit dahil olmak üzere teknoloji ve kripto alanında en büyük projelerden bazılarını başlatan oluşumdur. Hem Alex hem de Ilya ciddi deneyimlere sahipler. Alex, Microsoft'ta eski bir yazılım mühendisi ve Near'a başlamadan önce MimSQL'de proje müdürüydü. Ilya, Google'ın şu anda Google çeviride kullandığı dil teknolojileri üzerinde çalıştığı ünlü araştırma departmanında yönetici olarak çalışıyordu. Alex ve Ilya'nın Temmuz 2018'de Near protokolü duyurduktan sonraki bir gün içinde ekiplerini 2 kişiden 10 kişiye çıkarttılar. Ve bu çok beklenmedik bir durum değildi açıkçası. Hatta herhangi bir geliştirme olmadan, ortada bir ürün bile yokken yaklaşık 15 milyon dolarlık fon topladılar. Ve bunu ayı piyasası sırasında başardılar. Bunları anlatmamızın sebebi sektördekilerin bu takıma olan güvenlerini vurgulamak. Near'ın ICO'su Ağustos 2020'de Coinlist'te gerçekleşti. Hatta jeton için büyük bir talep oluşmuştu ve bir gün ertelenmişti. Near ortalama 30 cent fiyatla 120 milyon Near jeton sattı ve yaklaşık 33 milyon ABD doları topladı. Bu Near'ın toplam 1 milyar jeton arzının %12'sini oluşturdu. Yatırımcıların aldıkları turlara ve fiyatlara göre farklı vesting programları var. Near incelemeyi yaptığımız günlerde 10.90 dolar civarında. ATH fiyatından yaklaşık %50 daha düşük ve neredeyse 16 bin cüzdanda Near bulunuyor. Yaklaşık market cap'i ise 7.1 milyar dolar değerinde. Grafikte de gördüğünüz gibi takım ilk 12 ay kilitli, daha sonrasında ise 5 yıllık bir periyotta dağıtımlar devam ediyor. 2025 yılında dağıtımların biteceğini görüyoruz. Bu yıla kadar enflasyonun da devam edeceğini göz önüne almak gerekir. Ancak takım için gayet makul bir jeton ekonomisi olduğunu söyleyebiliriz. Near'ın ilk arzının %17.6'sı önceki yatırımcılara satıldı. Bu jetonlar 2017 yılına kadar uzanan 7 özel finansman turu sırasında satıldı. Bunlar birlikte 35 milyon doları aştı. Bu jetonlar jetonların ne zaman satın alındığına bağlı olarak 3 ile 5 yıl arasında piyasaya sürülecek. Yatırımcıların ve takımın jeton dağılımlarının devam ettiğini görüyoruz. Yatırım yapmadan önce salınım dönemlerinde fiyatın değişiklik gösterebileceğini hesaba katmak gerekiyor. Near görseldeki gibi büyük borsaların birçoğunda listeleniyor. Likiditenin en yüksek olduğu yer, içinde en fazla coin barındırması sebebiyle Binance. Diğer borsalardaki oranlara da buradan göz atabilirsiniz. Şu anda çıkan Near'ın %40'ı stake ediliyor. Stake oranının yüksek olması yatırımcıların Near'ın sağlayacağı istikrara olan güvenlerini gösteriyor. Near özelinde de hiç de fena olmayan bir oran görüyoruz. Near staking ödüllerinde stakingrewards.com verilerine göre yıllık yaklaşık %11 kadar staking geliri elde edebiliyorsunuz. Enflasyon oranını da göz önüne aldığımızda yıllık %5 ile 6 arasında bir ödül kazanabiliyoruz. Kripto projeleri için teknolojileri kadar topluluk oluşturmanın önemini de her incelememizde belirtiyoruz. Gelin hep beraber Near için durumlar nasıl ona bakalım. Yalnızca Twitter üzerinde 340 binin üzerinde takipçileri bulunuyor. Bu gayet büyük bir sayı. Topluluk tarafından gerçekten kemik bir kitleye ulaştığını buradan gözlemleyebiliyoruz. Öte yandan Telegram'da ve Discord'da 50 bine yakın takipçileri bulunuyor. Takipçi sayılarının yanında sosyal medyada olan etkinlikleri ve kullanıcılar tarafından gördükleri ilgi de önemli. Yapılan paylaşımlara gösterilen ilgi de verilen yanıtlarda olumlu gözüküyor. Takipçilerin yalnızca airdrop takip etmek için değil, ekosistemin bir parçası olmak için burada olduklarını gözlemleyebiliyoruz. Bunların yanında Messari IO sitesinin verilerine de yakından bakmakta fayda var. Twitter üzerinde lineer bir artış olduğunu görebiliriz. Ama son zamanlarda piyasanın etkisinden olsa gerek ufak bir durgunluk var. Telegram'da ise bunun aksine bir azalış var. Twitter içindeki kitleyi ve artışı göz önüne alırsak sosyal medyada güçlenerek ilerlediklerini söyleyebiliriz. Near çok sayıda yatırımcı ve çalışma ortağına sahip. Hepsini tek tek anlatmamız bir hayli uzun sürebilir. Ancak böyle bir takıma ve teknolojiye sahip bir proje için beklendik bir durum olduğu yorumunu yapabiliriz. Listede blockchain.com, XRP Capital, Coinbase Ventures gibi büyük şirketler de bulunuyor. Geliştirici bir platform olması kesinlikle bir artı. Bu sayede üzerinde daha fazla uygulama inşa edilebilmesine olanak tanıyor. Vaat ettikleri 100.000 TPS teorik de olsa şu anda gayet önemli bir özellik. Sharding teknolojisini kullanıyor ve avantajlarını şöyle sıralayabiliriz. Doğrulayıcıların tüm blok zincirinin durumu bunu indirmesi gerekmez. Böylece düğümler için donanım gereksinimlerini azaltır. Basit istemciler oluşturmayı kolaylaştırır ve sonunda mobil uyumlu istemcilerin geliştirmesini sağlar. Cosmos ve Polkadot'a kıyasla daha uzun bağlanma süresine sahip. Yıllık enflasyonun %5 olması Near için gayet önemli bir artı.
Ethereum'a kıyasla çok daha ucuz ve hızlı işlemler gerçekleştirmesi de en önemli özelliklerinden birisi olabilir. Eksilere geldiğimizde yönetişimin merkezileşmesi bir endişe kaynağı. Şu anda yalnızca doğrulayıcılar tekliflere oy verebilir. Ethereum'a alternatif olmak isteyen çok sayıda ekosistem mevcut. Oldukça rekabetçi bir alan. Takımın alacağı en ufak yanlış kararlar projenin geleceğine doğrudan etki edebilir. Near'ın dezavantajlarının önemli bir kısmı yönetişimle ilgili. İlk jeton dağıtımı toplam arzın %36'sından fazlasını çekirdek ekibe ve yatırımcılara tahsis etti. Bu 4 yıl önce başladığı gibi 5 yıllık bir programla tahsis edilse bile varlığın büyük bir bölümünün kontrolünü verecektir. Doğrulayıcı olmak için yeterince Near stake etmediğiniz sürece yönetişim tekliflerine oy veremeyeceksiniz. Tüm bunlar birleştiğinde ağ içinde bazı merkezileşme sorunlarının olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Near'da doğrulayıcı olabilmek için bir seed alacak kadar stake yapabilmeniz gerekiyor. Bir seed'in fiyatı diğer doğrulayıcıların hali hazırda ne kadar stake yaptığına bağlı ve incelemeyi yaptığımız günlerde 60.000 Near jetonunun üzerinde. Bu da mevcut fiyatlarla bir doğrulayıcı olmak için 1 milyon dolardan daha fazla harcamanız gerektiği anlamına geliyor. Ve bu da ağda neden yalnızca 73 doğrulayıcı olduğunu sanırız ki açıklıyor. Yalnızca doğrulayıcılar oy kullanabildiğinden ve delegelerin de doğrulayıcılarının nasıl oy kullanacağı üzerinde hiçbir kontrolü olmadığından bu yönetim değişikliklerine karar verilirken şu anda yalnızca 73 oy dikkate alındığı anlamına gelir. Bu tam olarak merkeziyetçi bir yapı değil tabii ki. Ancak gelecekte değişmesi şart olan sistemlerden biri olduğu kesin. Near protokolün çok iyi bir ekibe ve teknolojiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yol haritasında belirledikleri hedefleri tutturdukları sürece proje geleceğin dünyasında net olarak yer alacaktır. Halletmeleri gereken en büyük problem bizce merkeziyetsizlik. Merkeziyetsizlikle alakalı problemleri ortadan kaldırdıkları takdirde gayet başarılı bir şekilde ilerleyeceklerini düşünüyoruz.